Yüce Rabbimize gizli kalmamaktadır. Ve yapmış olduğumuz
Yüce Mevlamız, kitabımız Kur'an-ı Hakim'in Hadis Suresinin 4. ayet-i kerimesinde bu hakikati bizlere şöyle haber vermekte. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huve ma'akum eynemâ kuntum. Vallahu bimâ ta'melûne basîr. Her nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Ve Allah yapmış olduğunuz her şeyi hakkıyla görmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın dinimizdeki yerine ve önemine işaret etmiş ve bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. İnne li kulli dinin huluqan. Her dinin bir ahlakı vardır. Ve huluqul İslam ile ahlak. İslam dininin ahlakı da, İslam dininin özü de hayadır, hayat duygusudur buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlere hayat üzere yaşamayı emretmiş, kendisi de her hususta olduğu gibi bu hususta da en güzel örnek olmuşlardır. Nitekim sahabeden Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu özelliğini şöyle dile getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köşesine çekilmiş genç bir kızdan daha hayattaydı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde biz onu yüzünden anlardık. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat sahibi kimselerden de övgüyle bahsetmiştir. Mesela ashabın faziletlerinden bahsetmiş olduğu bir konuşmasında Hazreti Osman radıyallahu anh'ı ashabın en hayırlısı olarak tanımlamış, Hazreti Osman radıyallahu anh ise asr-ı saadet döneminde hayasıyla şöhret bulmuştur. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'da hayatın kişi ve toplum üzerindeki etkisini şu mısralarıyla getirmiştir. Hayat yarılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin şeyler ötermiş, meğer bu incecik perde. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her daim hayalı olmayı emretmiş ve ashabına şöyle buyurmuştur. Allah'tan hakkıyla hayal edin. Onlar, ey Allah'ın Resulü, bizler zaten Allah'tan hayal ediyoruz deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kastetmiş olduğum değil, Allah'tan hakkıyla hayal etmek, başı ve başka bulunan organları, karnı ve karın bölgesinde bulunan organları her türlü kötülüklerden, Rabbimizin razı olmayacağı şeylerden uzak tutmaktır. Ölümü ve toprakta çürüyüp yok olmayı her daim hatırda tutmaktır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının lüks ve süsüne kapılmamalı, ahireti tercih etmelidir. Kim bunları yaparsa Allah'tan hakkıyla hayal etmiş olur buyurmak suretiyle hayatımızda nasıl karşılık bulması gerektiğini de yine bizlere en güzel şekilde, en veciz şekilde öğretmişlerdir. Değerli kardeşlerim, hayasızlık insanı
eşref mahlukat olmaktan çıkararak değersizleştirir. Kişileri ve toplumları fesada yok olmaya sevk eder. Çöküntüye sürükler. Dilimizde kötü işleri, utanılması gereken işleri yapanlar için ar damarı çatlamış tabiri, hayatsızlığın insanın yaratılışını bozan bir hal olduğunu ifade etmektedir. Yine İslam alimlerimizden İmam Maturidi de hayali üç kategoriye ayırarak bizlere anlatmıştır. Birinci boyutu Yüce Rabbimize karşı olan hayadır ki bu Yüce Rabbimizin emir ve yasaklarına harfiyen riayet etmeyi gerektirir. Ancak böyle bir yaşantıyı sergileyebilirsek Yüce Rabbimize karşı hayalı bir hayat ortaya koymuş olabiliriz. Bir diğer husus ise diğer insanlara karşı hayadır. Bu ise insanlara eziyet etmemek ve onların yanlarında çirkin işler yapmamakla gerçekleşebilir. İmam Maturidi'nin ifade etmiş olduğu hayatın üçüncü kategorisi ise kişinin kendine karşı hayalı olmasıdır. Ki bu da ancak edepli bir hayat yaşamakla söz konusu olabilir. Kıymetli kardeşlerim, diğer ahlaki ilkeler gibi hayata gerektiği şekilde önemsenmeli ve gelecek nesillere hayatın her anında hayatın güzelliği aşılanmalı. Yüce Mevlamız içerisinde bulunmuş olduğumuz rahmet, bereket, mağfiret ve her türlü sıkıntılardan, günahlardan kurtulup alınma iklimi olan bu Ramazan ayı hürmetine içerisinde bulunmuş olduğumuz her türlü sıkıntılarımızı ferahat edeyiz. Bizlere bu sıkıntılı günlerden bir an önce kurtulmayı ifade etmiş olduğumuz bu güzellikleri ve dinimizi, kitabımızın Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu diğer güzellikleri hayatımıza yansıtabilmeyi bizlere